Türkiye'de geçtiğimiz yıl Mart ayında ilk koronavirüs vakasının görülmesinden itibaren virüse karşı başarılı bir mücadele verildi. Vatandaşlar alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uyarak bu mücadelede en önemli halkayı oluşturdu. Vatandaşlar virüsten korunmak için hastanelere gitmeyince özellikle poliklinik başvurularında ciddi bir azalma yaşandığı gözlendi. Başvuru sayısının azalmasıyla doktorlar tarafından yazılan reçete sayıları da ciddi derecede azaldı. Buna bağlı olarak ayakta hastaların kullandığı ilaçların tüketimi de azaldı. Eczacılar özellikle sosyal mesafenin korunmasıyla grip bulaşının azaldığını ve grip aşılarının satılamadığını belirtti. Sürecin devamında da özellikle COVID'e karşı aldığımız tedbirler, maske, mesafe, temizlik gibi tedbirler, örneğin bu mevsimde grip hastalığının yayılmasını engelledi. Buna bağlı olarak da bu sefer grip ilaçlarının satılamadığı bir noktaya geldik. Özellikle virüsün ilk görüldüğü aylarda bazı hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesiyle ayakta hasta başvurusu ciddi oranda azaldığını belirten Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Zafer Cenap Sarı Alaoğlu, bu sürecin başlangıcında birçok hastanenin pandemi hastanesi olması nedeniyle ayakta poliklinik hizmeti neredeyse sıfıra kadar indi, dedi. Şimdi bu sürecin başlangıcında özellikle birçok hastanenin pandemi hastanesine dönmesi sebebiyle ayakta poliklinik hizmeti neredeyse sıfıra kadar indi. O süreçte gerçekten ayaktan... Eczacı Nilgin Kodansa, bu dönemde poliklinikler çalışmayınca ayakta hasta sayısında ciddi anlamda azalma oldu. Bunun farkını gördük. Pandemi olayından sonra böyle devam ediyor, dedi. Evet, oldu. Poliklinikler tam çalışmadığı için hasta sayısında azalma oldu. Bayağı bir fark etti. Pandemi olayından sonra, yani geçen sene Mart'tan sonra bayağı böyle devam ediyor.